بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. فبلغنا رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله. فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله. فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين. محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. عزيز مؤمنين أصيل مسلمانlar. Hazreti Kur'an doğrudan doğruya müminlere hitap ettiği ayetlerinde elbette muhatap olarak inanmış insanları, iman eden insanları karşısına alıyor. Ve inanmış olanları iman nimetine, iman devletine sahip olanlara hitap ederken elbette onlara bir vazife, onlara bir iş, onlara bir emir, onlara bir hüküm tebliğ ediyor. Ve bu emre, bu hükme, bu vazifeye bizzat kulağını ve kalbini veren müminler ise o emri yerine getirmekle mükellef tutuluyor. Eğer bir yasak ise o yasaktan sakındırıyor. Derhal ondan vazgeçmekle mükellef tutuluyor. İster yasaklama olsun, isterse emirle mükellef tutsun, her iki halde de onun icabını yerine getirmesi şart oluyor. Allah-u Teala'dan bir emir geldiği zaman ve onun Resulü Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimiz'den bir emir geldiği zaman derhal o emri yerine getirmek iktiza ediyor. Geciktirmeden, anında, zamanında derhal o emre uymak icap ediyor. Bir yasak ise o yasaktan vazgeçmek iktiza ediyor. İman veya inanmış olmak, mümin olmak ancak bu surette tebeyyün edecek. Bu surette belli olacak. Emre ittiba etmeyen, yasaklardan iştinab etmeyen, sakınmayan bir kimsenin inanıp inanmadığı sureti zahirede belli olamaz. Belli olması için emirlere derhal yapışması, yasaklardan da hemen sakınması icap eder. İşte bu manada geçen dersimde dedim ki Resul-i Zişan aleyhissalatü vesselam dikkatle, ibretle, rahmetle, merhametle hitap ederken ey müminler çocuklarınız üzerinde iyi titreyiniz, dikkat ediniz. Ben size çocuklarınızı nasıl terbiye edeceğinizin zamanını söylüyorum, metodunu söylüyorum, usulünü söylüyorum. Siz bu usule, bu zamana, vaktine göre benim emri ferman ettiğim gibi tatbik ederseniz mutlaka netice alacaksınız diyor. Ama tatbik etmek lazım. Duymuş olmak, işitmiş olmak, amenna meselenin mühim bir tarafını temsil eder ama o işitilen, duyulan emri, Nebi-i Zişan'ı derhal tatbik
terk etmek iktiza eder. Yoksa somut elde edemezsin. Emri ilahiyi veya emri nebiyi dinlememiş olmanın sonu vahimdir. Allah-u Azimüşşan'ın emrini dinlemeyen, Resul-i Zişan'ın emirlerini dinlemeyen bir topluluğun sonu karanlıktır. Karanlıktır. Onları hakikate ve hidayete götürecek hiçbir şey kalmaz o zaman. Şimdi bu mevzudaki mühim ayet-i ilahiyeyi okuyup misallerimizi arz etmeye devam edelim. Kur'an-ı Azimüşşan şöyle hitap ediyor. Ehli imana tabi. Kur'an'ın hitap ettiği sınıflar değişir. Bazen ehli imana, tamamen iman etmiş olanlara hitap eder. Bazen kul ya eyyühel kafirun gibi yalnız kafirlere hitap eder. Bazen de hem iman edenler hem de inkar edenlerin tamamına ya eyyühennâs diye hitap eder. Öyle hitap şekilleri ayrıdır. Burada yalnız müminlere hitap ederek diyor ki وَيَطِيعُ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Ey iman edenler! Siz Allah'a ve onun Resulü Muhammed Mustafa'ya aleyhissalatu vesselama mutlaka cemî ahvalinizde, bütün hallerinizde, nefisleriniz üzerinde, evinizde, etrafınızda, bulunduğunuz yerde, hangi zamana, hangi şarta, hangi mekana dahil olursanız olun, mutlaka Allah ve Resulüne itaat ediniz. وَاَطِيعُ اللّٰهَ وَرَسُولَ Allah'a ve onun Resulüne mutlak itaat ediniz. Bütün hallerinizde kayıt koymuyor. Her halükarda gerek ailevi, gerek içtimai, gerek idari, gerek iktisadi, gerek hukuki, gerek askeri, gerek ticari bütün harekatınıza ve sekenatınıza Allah ve Resulüne mutlak itaat ediniz. Emir-i İlahi gelsin. İtaat. Yani her şeyden evvel Allah'ı ve onun Resulünü dinleyeceğiz. İtaatla mükellef. Allah'ı dinleyeceğiz. Bir cemiyet kadınıyla ve erkeğiyle Allah'ın emrini dinlemezse, Allah Resulü'nün emrini dinlemezse, o cemiyetin ıslah olmasına, ıslah olmasına imkan ve ihtimal yok. Hemen geri gelmişken arz edeyim. Bugün sokaklarda dolaşan kadınlara dikkat edin. Caddelerde, çarşılarda, dükkanlarda, parklarda, pazarlarda, panayırlarda, dairelerde, mekteplerde, her yerde. Televizyon ekranlarında, hulasa kadınların gezip dolaştığı her yerde o kadınlara dikkat ediniz. Üzerine giydiği elbiseyi, o elbisenin modelini, o elbisenin nakışlarını, o elbisenin dikişini, nakışını, o elbisenin ölçüsünü, biçimini, her şeyiyle kimlere uyduruyor, bu hususta emri kimden alıyor? Dikkat edin. Bu hususta giyiminde, kuşamında, başını, bacağını, vücudunu açık saçık ortaya koyarken bu hususta emrini kimden alıyor ve kime itaat ediyor? Mühim bir sual. Hemen söyleyelim. Müslümanın kızı, Müslümanın karısı, Müslümanın gelini örtünmek hususunda, elbiseyi dikmek, dikiş ve nakış hususunda, elbisesinin modeli hususunda emrini yalnız ve yalnız Allah'tan ve Resulullah'tan alacaktır. Ondan alması lazım. Bizzat Kur'an-ı Kerim bu hususta
açık emir veriyor. وَلْيَحَذْنَ سُعُوْجَهُنَّ Kadınlara söyle Habib-i Zişan'ın avret mahallerini tepeden tırnağa örtsünler. Sokağa çıkarken başlarını, bacaklarını, saçlarını, kollarını, göğüslerini sakın sokaklarda kimseye göstermesinler. Elbiseyi dikerken Allah'ın emrettiği modele, şekle göre diksinler. Açık emir var. وَلْيَذْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ Mutlaka baş örtülerini yakalarına kadar uzatmak suretiyle tepeden tırnağa örtülsünler. Elbiselerini seçerken, alırken bu esasa dikkat etsinler. Emri ilahi geliyor. Şimdi kimleri dinliyorlar? Bacağına daracık pantolu getiren kadın veya kız. Sımsıkı vücudunun en mahrem noktalarına kadar daracık bir pantolonla şekil şekil, biçim biçim vücudunun kalıbını, şeklini aynıyla ortaya koyacak şekilde bu pantolu giyen kadın, bu pantolu giyen kız bu hususta kimin emrini dinliyor, kime itaat ediyor? Tek kelimeyle Allah'a yemin ederek söylüyorum, tek kelimeyle bu şekildeki kıyafetlerle dolaşan kadınlar hangi hocanın, hangi müftünün, hangi vaizin, hangi şeyhin kızları ve karıları olursa olsun emirlerini Yahudilere arıyorlar. Hristiyanlara arıyorlar. Ve mahşer günü Yahudilerle beraber, Hristiyanlarla beraber mahşere geleceklerdir. Ey Müslümanlar! Bu hususta fevkalade dikkat etmeniz lazım. Sizin hanımlarınız entari dikerken, elbise dikerken, pantolon giyerken bu hususta emiri kimden alıyorlar? Öyle dehşetli bir bela ki, öyle korkunç bir musibet ki, hiç yüzlerini görmemiştir kimse. Hiçbir kadın yüzünü görmediği, gözünü görmediği, sözünü işitmediği kafir olur kafir. Londra'da oturan, Roma'da oturan, Paris'te oturan ve aslı esası Yahudi ve Hristiyan olan bir modacının, bir moda evinin sahibinin emrine itaat ediyor ve o çürük, kusursuz, imansız, kitapsız Hazreti Muhammed Mustafa'sız olan o insanlara itaat ediyor da Allah'ına itaat etmiyor. Nikahlısını dinlemiyor, Allah'ını dinlemiyor, peygamberini dinlemiyor, İngiltere'nin Londra'sında oturan, aslı Yahudi olan bir kafir odacıyı dinliyor. Öyle şey olur. Bir Müslüman nasıl böyle olabilir? Bir Müslüman kız ve kadın kendi nikahlısını dinlemezse, kendi peygamberini dinlemezse, kendi Allah'ını dinlemezse, gider de Roma'nın modacısına, Paris'in modacısına, bilmem Londra'nın modacısına elbisesini ona göre diker, çırılçıplak sokaklarda dolaşırsa bu insanın Allah'la, nikahla, İslam'la, peygamberle hiçbir alakası kalmamıştır. İtaat etmiyor çünkü. İtaata zorlayacağız. Üzerimize düşeni mutlak yapacağız. Zorlayacaksın efendi. Mecbur tutacaksın. Her türlü çareye başvuracaksın. Ve o Yahudi'nin emrini dinlemesine karşı çıkacaksın. Kuzu kuzu parayı teslim edip de işte mağazada Yahudi modelini satın al da giy diye avuçlarına para vermeyeceksin. Sen ne itaat ediyorsun? O kadın ve kız Yahudi modacıya itaat ediyor, sen de karıya itaat ediyorsun, avucuna parayı veriyorsun. Senin ne farkın var ondan? Niye direnmiyorsun? Niye mücadele etmiyorsun?
Allah ve Resulüne mutlaka itaat ediniz. Her şeyinizde, elbisenizde, yemek içmeyinizde, ticaret münasebetinizde Allah ve Resulünün emirlerine derhal inkiyat ediniz. Emri ilahi mutlak geliyor. Kayıtsız geliyor yani. Evet. Günde beş defa, günde beş defa efendiler, bilhassa genç kardeşlerine söylüyorum. Genç, delikanlı, kız ve erkek kardeşlerime söylüyorum. Günde beş defa minarelerden ezan okunuyor. Ezan nedir? Allah'ın emrini tebliğdir, ilandır. Ekimussalâ, namazı dosdoğru kılın, emri ilahisinin minareden etrafa tebliği ve ilanıdır. Günde beş defa Allah'ın huzuruna gelmeyen tek kelimeyle günde beş defa namaz kılmayan bir kimse bilsin ki Allah ile alakası tamamen kesilmiştir. Tamamen kesilmiştir. Ve ona itaat etmediğini ortaya koymuştur. Ona, Rabbına, Mevlasına, Allah'ına itaat etmediğini ispat etmiştir. Ey namazlı, ne büyük bir felakettir ya Rabbi. Namaz kılmayan insan ile Allah'ın arasında hiçbir münasebet kalmamıştır. Dikkat ediniz. Ve bu noktada yine çok titiz durmak lazım. Geçen dersimde dediğim gibi yavrularımızı namaza 7 yaşına girer girmez alıştırmamız lazım. Mürû evlâdekum bis salâti izâfelehû seb'â. 7 yaşına girer girmez yavrularımızı aynen sabah namazına kalkarken haydi yavrum, haydi çocuğum diye o 7 yaşındaki çocuğu eğer namaza kaldırmazsan, alıştırmazsan, abdest kaldırmazsan, seccadeye çekmezsen 17 yaşına geldiği zaman onu camiye vallahi sokamazsın. Allah'ın emrini zamanında tatbik etmek lazım. Hangi zamanda emrettik o zaman? Onu geçirmeyeceksin. O vakti aşmayacaksın. O çizgiyi şaşmayacaksın. Hangi zamana mahfuz ise o zamanı tatbik edeceksin. Yoksa itaatlı bir nesil nasıl meydana gelecek? Allah'a itaat eden bir nesil kaldı mı Türkiye'de? Resulüne itaat eden bir nesil kaldı mı? İşte temellerini araştırdığımız zaman ihmal ettiğimiz birçok meselelerle karşı karşıya geleceğiz. Allah ve Resulüne itaat etmemek suretiyle öyle bir musibet, öyle bir felaket sukur ediyor ki şimdi İslam tarihinden bir sahneyi arz etmeden geçmeyeceğiz. Efendiler, biliyorsunuz ki Resul-i Zişan Ahmet-i Mahmud-i Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz. Onun ruhaniyetine bir salavat-ı şerife okuyalım. Es-salatu ve-selamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu ve-selamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve-selamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Resul-i Zişan'ımız, Efendimiz, mürşidimiz, muallimimiz, mürebbimiz, Habibimiz, Resul-i Zişan'ımız, Efendimiz, Medine-i Münevvere'de Mekke'li müşriklerle ikinci bir muharebe yaptı. Birinci muharebe biliyorsunuz Bedir muharebesiydi. Bedir cengi. İkincisi de Uhud muharebesi. Uhud dağının eteğinde Hacı Efendiler Medine'de kaldıkları zaman mutlaka görmüşlerdir. Cebel-i Uhud, Uhud dağlarının eteğinde korkunç bir muharebe meydanı hasıl olmuştu. Muharebenin teferruatına girmeyeceğim. Burada Resulullah'ın verdiği bir emir var. Bu emre itaat etmemek suretiyle başlarına
defalarca dahi duyulmuştur. Ama tekrarında işin hikmetlerini ortaya koymakta büyük ibretler var. Alacağımız dersler var. Ders alacağız. Malumunuz olduğu üzere Mekke'den gelen müşriklerin ordusu 3000 kişilik idi. 3000 kişi. Müşrik ordu, putperest ordu. Ordunun başında Ebu Süfyan var. Resul-i Zişan'ın aleyhissalatü vesselamın ordusu da 700 kişi. Onlar 3000 Habibullah 700. Ve ordunun başında da bir zat Ahmet-i Mahmud-i Muhammed Mustafa var. Aleyhissalatü vesselam. Ordu kumandan olarak geliyor. Evet. Uhud dağının eteğinde yerleştiler ve gayet güzel mevzilendiler. Resul-i Zişan aleyhissalatü vesselam Hazreti Abdullah'ı, Abdullah İbni Tübeyr, büyük sahabi, büyük şehir, radıyallahu teala, Abdullah İbni Tübeyr'i 50 arkadaşıyla beraber o Uhud dağının hemen arkasında böyle geçit var. Bir aralık bir geçit var. O geçidin ismine Ayneyn geçidi deniyor. O geçide Abdullah'ın kumandasında 50 tane iyi ok atan mücahitleri oraya yerleştirdi Resulullah. Sen de nereye yerleştirdin? Siz burada durmadan düşmanın üzerine ok atacaksınız. Bizi arkamızdan vurmak isteyenlere karşı burada sıkı duracaksınız demeler. Emir de Resulullah. Buradan hiç ayrılmayacaksınız Abdullah. Bu 50 tane okçu hiç kimse ayrılmayacak. Kazansak da ayrılmayacaksınız, kaybetsek de ayrılmayacaksınız buyurlar. Geçikten ayrılmak yok. Hatta rivayetlerde Efendimiz şöyle buyuruyorlar. Biz Uhud muharebesini kaybetsek, meydandaki şehitlerimizi, ölülerimizi göklerden kuşlar gelirken o cesetleri parçalasalar, şehitlerimizin etlerini paramparça edip yeseler, yine noktanıza ayrılmayacaksınız. Ayrılmak yok, dikkat. Sebat edeceksiniz, itaat edeceksiniz buyurdular. Öyle kuvvetli bir emir vermiş Resulullah. Her şeyi görüyor tabi. Allah'ın göstermesiyle, Allah'ın bilmesiyle görüyor ve söylüyor Habibullah. Tesadüf olur mu? Muharebeyi kaybetsek de kuşlar gelip meydandaki cesetleri didik didik yemeye çalışsa, siz de bunları gözleriyle gözlerinizle görseniz yine bu geçini terk etmeyeceksiniz, itaat edeceksiniz buyurmuşlar. Nihayet savaş başladı. Muharebe bütün dehşetiyle başladı. Muharebe meydanında Hazreti Hamza var. Dehşetli dehri var. Hazreti Ali'yül Murtaza var. Kuvvetli dehri var. Ve bunun yanında Hazreti Ömer'ül Faruk var. Ebu Bekir Sıddık var. Tüm de sahabi meydanda. Önce yavaş yavaş muharebe başladı. Ve her defasında Mekke'den gelen müşriklerin, putperestlerin en büyük pehlivanları Allah diye salınan kılıçla ikiye düşürüyordu başta. Ve arkasından devam ediyordu. Derken öyle bir muazzam ilahi bir zafer meydana geldi ki müşriklerin kalbine bir korku geldi. O müşriklerin kadınları ses çalıyorlardı, davul çalıyorlardı. Birdenbire davulları, sesleri bırakarak dağlara kaçmaya başladı. Müşriklerin ordusu bozulmaya başladı. Ve arkasından korkunç bir kaçış başladı. Habibullah bütün sahayı seyrediyordu. Ve Eshab-ı Kiram da o kaçan düşmanları Uhud meydanında kovalamaya başlamışlar. Kovalıyorlardı. Bütün dehşetiyle kaçan putperestlerin arkasında sahabe-i yüzeyin kovalıyorlar. Önlerine geleni parçalıyorlardı. Derken o kaçan düşman askerlerinin bıraktıkları ganimet eşyasını, dünya metarını, o eşyaları
birleştirdiği Hazreti Abdullah ile beraber o 50 tane mücahit okçu dediler ki, işte bizim ordumuz muzaffer oldu, savaşı, muharebeyi kazandık, işte düşman kaçıyor, biz de buradan ayrılalım, gidip ganimet toplayalım dediler. Hazreti Abdullah karşı çıktı. Hayır, Habibullah emir verdi. Ona itaat etmek zorundayız. Burayı terk edemeyiz. Buradan kimse ayrılamaz dedi. Ne yaptıysa mani olamadı. Ve orada 11 kişi kaldı Abdullah. Gerisi Uhud'un meydanına indiler. Ganimet toplamaya başladılar. Ve orada ayrılmışlardı. Sadece Abdullah ve 8 arkadaşı orada kaldı. Fakat felaket geliyor şimdi. Korkunç bir felaket başlıyor. O Ayneyn cesedinin arkasında sağ kanatta Mekkeli müşriklerin o zaman Müslüman olmamış olan Halid bin Velid 250 süvariyle arkada pusuda bekliyordu. Cesitten okçuların ayrıldığını görünce arkadan hücum etti. Abdullah İbn-i Cübeyr ile arkadaşlarını şehit etti. Arkadan Müslümanlara saldırmaya başladı. Muharebenin seyri değişmişti. Muharebenin şekli değişmişti. Halid bin Velid bağırdı. Mekkeliler gitmeyin. Ben yetiştim diye bağırınca o kaçan putperestler hepsi geriye döndüler. Müslümanlar ve Allah'ın Resulü, arkadan Halid bin Velid'in süvarileri, önden de geriye dönen müşriklerin ortasında, iki ateşin ortasında kaldılar. Dehşet bir manzara, insanın tümleri yürüyor bu hastalık açısında. Habibullah öyle bir ateş çemberi içinde kaldı ki, Müslümanlar neye uğradıklarını anlayamadılar. Her şey tersine döndü birdenbire. Emre itaat görüyor musunuz? Ve aralarındaki parolayı unuttular Müslümanlar. Neredeyse birbirleri öldürmeye başladılar. Şaşkınlık, perişanlık öyle aldı yürüdü ki ne yaptıklarını kimse anlayamadı. Kimisi kaçmaya başladı. Kimisi bir başka tarafa sığınmaya başladı. Öyle bir an geldi ki Hazreti Habibullah aleyhissalatü vesselam yanında 11 sahabeyle yapayalnız kaldı Resulullah. Ve düşmanlar olduğu gibi Resulullah'ın üzerine kullandılar. Öyle kılıçlar geliyordu ki Resulullah bütün kudretiyle, bütün kuvvetiyle Ya Rabbi bizi mahvettirme diyordu. Ya Rabbi bu İslam askerlerini mahvetme diyordu. Ve yanında Sa'd ibn-i Ebi Vakkas vardı, bizden kendi okunu Hazreti Sa'd'a verdi. Ey Sa'd, Ebi ve Ümmi Fidâke, girmi şu okları. Zırhı parçalandı, zırhın iki tane halkası mübarek yüzüne baktı, yüzü gözü kan kanalı haline geldi. Ne müthiş bir perişanlık başlamış Hacı Arabi. Resul-i Zişan'ın etrafında herkes telaş içindeydi. Ebu Bekir Sıddık, Ya Resulallah sana bir şey olacak diyordu. Ebu Bekir Fark, Ömer-ül Faruk, Ya Resulallah bir şeyler mi olacak, yok mu olacağız diye kurgu içindeydiler. Resulullah'ın etrafında fırıl fırıl dönüyorlardı. Bir anda Hazreti Mus'ab, Alemdar Resulullah, Hazreti Mus'ab şehit oldu ve sima itibariyle Resulullah'a benziyordu. Müşrikler dediler ki, tamam Hazreti Muhammed öldürülmüştür diye bağırdılar. Habibullah'ın öldürülmüştür diye haberinin yayılması ethab-ı kiramı perişan etti. Zaten daha evvel Vahşi tarafından Hazreti Hamza'nın kasıklarına öyle bir mızrak isabet etmişti ki dar gibi yıkılmış, yere serilmişti Hazreti Hamza. Şehit olmuştu. Onun şehadeti zaten Müslümanlarda moral namına bir şey bırakmamıştı. Bir de peygamber öldürüldü diye şaiya yayılınca artık kimse de derman kalmamıştı. Ve hemen
haber Medine-i Münevvere'ye yayıldı ve Hazreti Peygamber şehit edilmiş diye Medine'de yayılınca Hazreti Fatıma-tü Zahra öyle sokaklara düştü ki vay Ebi, vay ya Resulallah, nerede kaldın diyerek yolları bütün dehşetiyle koşarak meydan Uhud'a kadar gelmiş, Hazreti Ali'yi bulmuş, neredesin ey babam, neredesin ya Resulallah diye yüzündeki kanları temizlemeye başlamıştır. Bir emri dinlememenin sonucunda ne büyük facialar meydana gelmişti. Diğer tarafından meydan kan kanalı içinde bir kutup yıldızı gibi parıl parıl parlayan Resulullah'ın mübarek sakallarından kanlar akıyordu. Canlar serilmişti meydana. Ve toparlandılar. Hazreti Fatime-tü Zehra temizledi Efendimizin mübarek yüzünü, sakallarını ve bulunduğu yerden yüksek bir noktaya çıkardılar ve Allah'ın Resulü öldürülmemiştir diye her tarafa ilan ettiler. Birdenbire sahabe-i kiram canlandı. Hemen etrafında toplandılar ve büyük bir kuvvetle yeniden karşı koymaya başladılar. Ve savaşın üçüncü defa seyri değişmişti. Ve Müslümanların toplaşmasıyla Resulullah'ın zikri etrafını toplamasıyla müşrikler yeniden kaçmaya, yeniden dağılmaya başladılar ve meydanda Hazreti Hamza ile birlikte 70 tane şehidin meydanı kaplamasından sonra muharebe sona ermiş oldu. Resulullah şehitleri bir bir gezerek meydanda dolaşarak önce Hazreti Hamza'yı, amcasını gördü. Kendisinden 2 yaş büyük bir Hamza. Baktı ki Hazreti Hamza'nın tamamen karnını yarmışlar, ciğerini çıkarıp sakız gibi sinemişler meydanda. Mübarek burnunu kesmişler, kulaklarını kesmişler, parmaklarını kesmişler. Ebu Süfyan'ın karısı Hind boynuna gerdanlık bir asıl. Öyle perişanlıklar, öyle kin ve intikamlar etrafı sarmış ki Resulullah yeniden muharebe meydanında öyle ağladı, öyle sızladı ki daha o güne kadar arşın altında hiçbir peygamber böyle ağlamamıştı. Netice ne oldu? Habibullah'ın ve atiullah ve rasule, Allah'a ve onun rasulüne mutlaka itaat ediniz emrini dinlememiş olmanın cezası derhal geldi tabi. Ve bir müthiş bir ibret gibi etrafı kastı kavurdu. Sahabeye öyle bir ders, öyle bir ibret oldu ki. İslam tarihinde bu hadise hakikaten yürekler acısı bir hadisedir. İnsanı gama, kedene, hüzne sevk eden müthiş bir hadise. Fakat müminler derhal toplanmasını bildiren, ümitlerini kaybetmediler ve Resul-i Zişan'ın etrafında tekrar toparlanarak yeniden duruma, yeniden vaziyete hakim hale geldiler. İşte kardeşlerim Resulullah'a itaat etmemenin sonu bundan ibaret. Derhal ceza gelecek, derhal itaat etmemenin sonunda hukuk bulan hadiseler aynı cezanın bütün felaketlerini teker teker bütün fertlere bakacak. Bütün fertler muhasebe olacak. Bütün fertler o itaat etmeyen insanların ortaya koydukları hadiseye, fitneye, felakete ortak hale gelecek. İtaat etmek lazım. İşte Esirullah'a, Allah'a mutlak manada itaat ediniz. Ve Resulehu, Resulüne de mutlaka itaat ediniz. Ve la tenazeu, birbirinizle çekişmeyiniz. Sen ben kavgasına düşmeyiniz. Müslümanlar birbirini yemesinler, birbirini elmesinler, birbirini tüketmesinler, birbirini çekiştirmesinler diyor Allah-u Teala. Ne olur çekiştirirseniz, ne olur birbirinize düşerseniz, fetekşelû, korkaklaşırsınız,
komünistlerden korkmaya başlarsınız. Yahudilerden korkmaya başlarsınız. Din düşmanlarından korkmaya başlarsınız diyor Allah-u Teala. Sonra ne olur? وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ Devletiniz gider, kuvvetiniz gider, o kuvvetiniz gider, birliğiniz, beraberliğiniz gider, her şeyiniz elinizden alınır diyor Allah'ın Resulü. Allah'ın büyük kitabı haber veriyor. Evet, فَسْبِرُوا Öyleyse Allah yolunda itaat etmeye sabırla karşı koyulur. Siz Allah'a itaat ederken tabi zorluk çekeceksiniz, zahmet çekeceksiniz, alay edecekler, hakaret edecekler. وَسْبِرُوا Sabrediniz. Bütün bunlara sabırla karşı koyunuz Allah-u Teala. Karşı koyunuz diyor. اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِر۪ينَ Biliniz ki Allah'ın yardımı, Allah'ın inayeti, Allah'ın nusreti sabredenlerle beraber olacaktır diyor Kur'an-ı Kerim. Sabredeceksin tabi. Hakaret ederlerse sabredeceksin. Karşı koyarlarsa sabredeceksin. Mücadelede sabırlı olacaksın. Müdafaada sabırlı olacaksın. Ve mutlaka itaat ederken karşılaşacağın zahmetlere mutlaka sabırla karşı koyacaksın. Başka türlü olmaz zaten. Sahabe-i kiram bu hadiseden sonra Resul-i Zişan'a öyle itaat eder hale geldiler. Bu hadise bir ibret oldu. Bir ders oldu. Artık ondan sonra Allah'ın Resulüne harfiyen ittiba ettiler, itaat ettiler. Bir tanesini misal vermeden geçmeyeyim. Bir seferinde aleyhissalatü vesselam Efendimiz Eshab-ı kiramdan Rıdvanullahi Teala aleyhim ecmain Allah bütün eshab-ı güzliğinden razı olsun. Onlardan birisinin parmağında parmaklar hani parmağında altın yüzük görmüştü. İmam-ı Bukhari bunu çok güzel naklediyor bize. Sahabe-i kiramdan erkek tabi aslan gibi bir sahabi parmağında altın yüzük gördü ve Resulullah hemen onu yanına çağırdı. Etrafında daha birkaç kişi vardı. Buyurdu ki sen mahşer günü şu parmağında cehennem ateşinden bir halkanın parmağına dolaşmasını ister misin buyurdu. Mahşer günü şu parmağında cehennem ateşinden bir halkayı parmağına getirmelerini ister misin? Sahabe-i kiram birdenbire donmuş kalmış. İsterim ya Resulallah. Öyleyse hangi Müslüman erkek ne maksatla olursa olsun parmağına altın yüzük takarsa mahşer günü cehennem ateşinden bir halka vallahi takılacaktır diyorlar. Ve nehyettiler, yasak ettiler. Çıkar ve derhal kaldır at diyorlar. Hemen o sahabi anında itaat etti. Derhal parmağından altın yüzüğü çıkardı, kaldırdı attı. Ve Efendimiz oradan uzaklaştılar, gittiler. Bilahare o sahabinin arkadaşları dediler ki sen o yüzüğü kaldırdın attın tamam emre itaat ettin. Yalnız onu yerde bırakma. O attığın yüzüğü al götür sak başka bir şeye harcarsın dediler. Sahabinin itaatine bakın. Allah Resulü'nün çıkar dediği at dediği şeyi yerden almaktan hayal ederim buyurdular. Kabul etmem buyurdular. Sahabenin itaatı budur. Ve eshab-ı güzinin yeryüzünde en büyük nesil olmasının sebebi bundan başka bir şey değil. Öyle itaat etmişler ki, öyle inkiyat etmişler ki Resulullah'a, öyle haramlardan sakınmışlar ki, şimdi misal vereceğim. O altını, altın yüzüğü yerden almadı ve
kadınların altın yüzük takmasına müsaade edildi. O ayrı bir mesele. Sonra bu hadise kitaplara geçti tabi. Bu haram, bu günah olarak, haram olarak eserlere intikal etti. Hadis-i şeriflerle günümüze kadar geldi. Ve büyük alimlerimizden, İslam alimlerimizden meşhur İmam-ı Gazali rahmetullahi teala aleyhil bari İhya-i Ulumuddin isimli eserinde aynen şöyle söylüyor. Haramlardan sakınmak için Allah Resulüne itaat etmenin misalini vermek için. Diyor ki bir camide namaz kılmak için en ön safa geçsem, birinci safla yerimi alsam, bir de baksam ki o birinci safta camide birinci safın içinde parmağında altın yüzük bulunan birisi var, vallahi o altın yüzük takıp da haram işleyen adamın şerrinden birinci safı bırakır, en son safa kaçarım diyor. Kaçarım derhal. O haramı işleyenden kaçarım. Allah Resulüne itaat etmeyenden derhal kaçarım diyor. Bunu bir tercih Gazali. İkinci defa şöyle söylüyor. 3 gün kadar yemek yemesem, 3 gün acımdan perişan olsam, açlıktan perişan olsam, sonra da mükellef bir sofraya davet edilsem, bir sofraya davet edilsem, o sofranın başına geldiğim zaman görsen ki o sofranın etrafında oturan Müslümanlardan birisinin parmağında altın yüzük var, Allah Resulüne itaat etmemiş, o sofradan vallahi bir lokma yemem, derhal kaçarım diyor Gazali. O haramı işleyen işlerinden. Kaçarım. İtaat etmiyor çünkü. Sahabe gibi itaat etmiyor çünkü. Tatbik etmiyor çünkü. Nefsine paya eriyor. Madem yasak etmiştir, herhal bırakırım demiyor. Ve ondan sonra çekişmeler başlıyor tabi. Allah'ın Resulüne itaat etmeyince çekişmeler başlıyor. Sen kavgası başlıyor. Ve işin aslı kayboluyor. Bugün Müslümanların mücadelesinin yönünü kaybetmesi, şeklini kaybetmesi, Müslümanların birbiriyle mücadele etmesinin sebebi bu. Çünkü her birinde bir haram var, her birinde bir günah var, her birinde bir isyan var, birbiriyle mücadele ediyor. Eğer hepsi de Allah Resulüne itaat etseydi, hiçbir Müslüman diğer Müslümanla mücadele etmeyecek, bütün mücadelesini komünistlere ve dinsizlere karşı müşterek vereceklerdi. Adam geliyor, bazen müftülükte görüyorum tabi, İstanbul müftülüğünde çok çeşitli ibretler var. Adam geliyor, elinde bir matbaa, bir şikayet dilekçesi hazırlamış, altında da 50 tane, 60 tane imza. Buyurun diyorsun. Nedir bu? Efendim falan imamı şikayete geldi. Falan imamı şikayete. Niçin? Neyi var bu imamın? Efendim hiç imama yakışır mı? Bisiklete biniyor diyor. Bu bisiklete binen imamı şikayet ediyoruz. Mücadele edin. Bütün gayesi derdi o imamla mücadele. Ve ben soruyorum diyorum ki senin mahallende komünist var mı? Senin mahallende dinsiz var mı? Niye o dinsizle, niye o komünistle mücadele etmiyorsun da bir imamla bu kadar tersine niye mücadele ediyorsun? Sen evvela din düşmanlarına karşı, Allah'ın düşmanlarına karşı, Resulullah'a çöl Arabı diyen kafirlere karşı mücadele etmiyorsun da sen kendi kendini yetiştiriyorsun. وَلَا تَنَازَعُوا birbirinizi çekiştirmeyin. Ayetinin tehdidine ve fitnesine ortak oluyorsun. Mücadelenin metodunu kaybetmişsin sen. Adam geliyor, yine bir şikayette bulunuyor. Efendim diyor,
namazı tamamen kıldıramıyor. Namaz kıldırmasını bilmiyor diyor. Ve mücadele ediyor. Direkçe, müdafaa, müfettişe gidiyor, murakabe gidiyor. Ve soruyorum, diyorum ki, senin evinde namaz kılmayan çocukların var mı? Var diyor. Senin hanımın namaz kılıyor mu? Kılmıyor. E niye bunlarla mücadele etmiyorsun da dışarı çıkıyorsun? Gözlerin kör olsun senin diyorum. Evinde mücadele etmene yahu. Senin karın namaz kılmıyor. Senin çocukların namaz kılmıyor. Bunlarla mücadele etmiyorsun. Sokakta ne işin var senin? Başkası ne işin var senin? Metodunu kaybetmiş bu ümmet. Kiminle mücadele edeceğini şaşırmış bu ümmet. Kiminle muharebe edeceğini şaşırmış bu ümmet. Tıpkı Uhud Harbi'nde iki ateşin arasında kalıp da şaşkınlıkla sahabe-i kiramın birbiriyle muharebe etmesi gibi. Habibullah olmasaydı eshab-ı kiram birbirini öldürecek o zaman. Şaşkınlıktır efendiler. Gönlümüzü şaşırmayalım. Mücadele istikametini şaşırmayalım. Birbirimizle uğraşmayalım. Bu kadar dinsiz var, bu kadar komünist var, bu kadar Allahsız var, bu kadar namus düşmanı var. Onlarla mücadele etmiyorsun ve sen birbiriyle mücadele ediyorsun. Böyle şey olur mu? Ve bu yolda nerede kavuşulur mu? İşte bu mübarek ayet-i kerime bize muazzam ışık tutuyor. Allah ve Resulüne itaat hususunda aynen sahabe-i kiram gibi derhal ittiba edecek. Ve bu hususta en ufak tercihe düşmeyebilir. Sen itaat istemeye vursun. Sen itaat et, gerisine karışma. Cenab-ı Hak ne yaratacaksa, ne verecekse, netice Allah'a ait, sen bir kul olarak, sen bir millet-i Muhammed olarak itaat edeceksin. Bitti. Vaka şimdi neslimiz tabii bir takım hükümlerin sebeplerini soruyor. Onlar da ayrı bir dava. Erbab-ı ilim, erbab-ı irşad anlatsınlar. Hükümlerin hikmetlerini, emirlerin sebeplerini anlatsınlar. Ama Müslüman derhal ittiba ve derhal itaat etmesi. Hasan-ı Basri rahmetullahi teala aleyh. Hasan-ı Basri mübarek tabiinden büyük bir zat, büyük bir alim, büyük bir evliya diyor ki eshab-ı kiramın birçoğuna kavuştum diyor Hasan-ı Basri. Basra'da mübarek bir türbesi var. Hicaz'a giderken uğradık. Hasan-ı Basri'nin türbesine girdikten sonra adeta insan kendisinden geçiyor. Ayrı bir alemdeymiş gibi hissediyor. Hasan-ı Basri yüksek bir türbe, sakin, sessiz, bembeyaz, güvercin kanadı gibi yumuşak bir türbe. Mübarek diyor ki, eshab-ı kiramın çoğuna rastladım. Ben merakla sordum diyor. Ey eshab-ı kiram, siz Allah Resulü'nü gördünüz, onunla konuştunuz, onun sohbetini dinlediniz diyor. Dedim diyor. Acaba Resulullah'ı nasıl dinlerdiniz? Aleyhissalatu vesselam Efendimiz'i nasıl dinlerdiniz? Karşısında nasıl oturursunuz? Ve şu, bütün bu cevapları dinledikten sonra şu şekilde cevap alıyor. Diyorlar ki, biz Allah Resulü'nün karşısında öyle bir tavır takınırdık ki, öyle itaat eder, öyle otururduk ki, Resulullah konuşurken kirpiklerimizi oynatmazdık ve her birimizin başında bir güvercin, bir kuş bulunuyormuş da kıpırdasak uçacakmış gibi böyle bekler, kelimeyle, hareketle meşgul olmaz, Resulullah'ın ağzından çıkan kelimeleri derhal ezberledik. İtaate bak. Her birimizin başında sanki bir kuş duruyor. Kıpırdasak uçacakmış gibi gür dikkat Resulullah'ı dinlerdik ve ne emrederse o emri tatbik etmeden o gece katiyen yapmaktır. Düşünün, bir misal daha verip geçeyim. İstanbul'un fethi için hani Halid bin Ebu
misafir eden büyük sahabi, Medineli, İstanbul'un fethi için Medine-i Münevvere'de bir ordu hazırlanıyor. Resul-i Zişan'ın ahirete intikal buyurmasından 56 sene sonra bir ordu İstanbul'a geliyor. Bu ordu hazırlanırken Kur'an-ı Kerim'i bir sabah açıp okumaya başlıyor Hazreti Halid Ebu Eyyub el-Ensari. Kur'an'ı okurken Cahidu fillah, Allah yolunda mücahede, Allah yolunda cihada kalkın, cihada çıkın, Allah'ın dinini etrafa yaymaya siz de katılın. Ayetini okur okmaz okumaz hemen çocuklarını çağırıyor. Çabuk diyor, 96 yaşında bir ihtiyar, 96 yaşında ihtiyar bir insan. Çocuklarını çağırıyor, çabuk okumu, yayımı, mısrarımı, kalkanımı, kılıcımı ne varsa getirin. Ben de bu orduya katılıp İstanbul'u fethetmeye gideceğim diyor. Diyorlar ki baba, sen yaşlısın, ihtiyarsın, otur oturduğun yerde. Biz gideriz, biz çarpışırız. Hayır diyor, benim şehit olarak ölmeme bütün mani oluyorsun. Bu Kur'an-ı Kerim ihtiyarlara hitap etmiyor mu? Ruhum çıkmadıkça Kur'an'ın emrine iktiva edeceğiz diyor. Ruhum çıkmadıkça, beden ölmedikçe, cenazem çıkmadıkça Kur'an bana da hitap ediyor, ben de çıkacağım diyor. Ve geldi işte İstanbul'a kavuştuğu zaman yolda şehit oldu. Tabutu ile beraber İstanbul'a girdiler. Eyüp Sultan'ı oraya gömdüler. Eshab-ı Kiram dönüp görüye gittiler. O çekirdeğin üzerine Hazreti Fatih Sultan İstanbul'u fethetmiş. İtaati görüyor musunuz? İtaat etmenin yaşı yoktur. 90 yaşında da olsan, 100 yaşında da olsan ve Resulullah'a ve Resul'e, Allah ve Resulüne mutlak itaat edecek. Ümmet-i Muhammed'in kurtuluşu buna bağlıdır. Ancak böyle kurtuluş kabildir. Yoksa Allah'a itaat etmeyen bir millete işte Amerika emreder, işte Moskova emreder ve yabancıya itaat etmek zorunda bırakılır, mahrum perişan olur. Böylece derse nihayet veriyorum. Aziz müminler, gelecek pazar, önümüzdeki pazar İstanbul'un biraz uzağında büyük bir konferansa katılmak üzere gelecek hafta pazar günü bulunamayacağım ve sizlerden huzurunuzdan müsaade alacağım. Haftaya bir istirahat edeceksiniz ve ondan sonraki pazar yine aynı şevk ile, aynı aşk ile inşallah burada tekrar toplanacağız inşallah. Haftaya bir konferans için gidiyorum, bulunamayacağım. Merak etmeyiniz. Ondan sonraki pazar yine aynı heyet, aynı heybet, aynı heyecan ile inşallah bir arada bulunacağım. Bu arada elinizden gelen yardımı esirgemeyiniz. Camimizin noksanları için yardımcı olunuz. Ve bu arada yine evinize ve çocuklarınıza İmam Hatip Okulu mezunları cemiyetinin çıkarmış olduğu tohum mecmuasını da yine tavsiye ediyorum. Alınız, okuyunuz ve okudunuz. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi dualarımızı makbul, ibadetlerimizi kabul eyle. Ya Rabbi milletimizi, memleketimizi ve bütün alemi İslam'ı her çeşit düşmanın şerrinden, her çeşit içimizdeki dışımızdaki düşmanların hilesinden, tuzağından, desisesinden, düşmanlığından muhafaza eyle ya Rabbi. Her nefes kelime-i şehadet gibi aşk ile, feryat ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü diyerek huzuruna bu imanle cümlemizi kabul eyle ya Rabbi. Uzaktan yakından gelen kadın erkek, genç ihtiyar, şu ehli İslam'ı
Müslümanları mahşer günü şefaat-ı Mustafa'ya akıl ile ya Rabbi.